Herkese selam dostlar ben Osman Özaydın. Kanalıma hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi ben Work and Travel'a gitmeden önce e, ne kadar kazanacağım videosu çekmiştim ve bu videoda sizlere dönünce de ne kadar kazandığımı e, anlatan bir video çekeceğimi sözünü vermiştim. E, şimdi bu videoda ne kadar kazandığımı beraber hesaplayacağız ve e, diğer videoda neleri doğru hesapladı, hesapladım neleri doğru hesaplamadım e, biraz da bunlara bakacağız. E, ben tabii video önce küçük bir hesaplama yaptım ve e, kendi peyçeklerimi ödeme bilgilerimi getirdiğim için e, bayağı uğraşmam gerekiyordu tüm hesaplam hesaplamaları yapmak için. E, o yüzden video önce hesaplamaları yaptım. E, bu el elimde gördüğünüz de e, benim son peyceğim. E, pardon, sondan iki önceki peyceğim. Son peyçeklerimi bulamadım ama miktarlarını biliyorum. E, bu sondan iki önceki peyceğim. Bu da en son çıkarken aldığım bonusun kağıdı. Burada işte toplamda ne kadar çalıştım ve ne kadar bonus almaya kazandım. Bu gibi şeyler yazıyor bu kağıtta da. Tabi gelmeden önceki videoda da 9 dolardan hesaplayıp bonusu aslında hesaba katmamıştım. Hesaba katmayarak yaptığım için e, elime geçen para 4.800 dolar civarlarındaydı. Aslında orada bir üstün körü hesaplama olmuş oldu. E, tabii gitmeden önce neler yaşayacağımı bilmiyordum. İsterseniz e, ilk bu videoyu izlemeden önce ilk ne kadar kazan kazanacağım videosunu izlemelisiniz ve aradaki karşılaştırmayı buna göre yapabilirsiniz. Ben bu videoda artık kazandığım şeylerin hesaplamasını yapacağım. Sizin için iki videoyu izlemekte avantajlı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi benim toplam kazandığım paradan başlayalım. Ben toplamda 10.030 dolar para kazandım. Yani bu benim çalışmam karşılığında verilen para bana. Ev için toplamda 1.600 dolar ödedim. Orada yaşadım, yaşarken bana tişört ve e, bazı havlular iş giysileri verdiler. E, kaldığım yerde de yine işte e, nevresinler falan filan bu tür bu tarz şeyler verdiler. Bunlar için benden iş veren 70 dolar kesti. Bunu da ekledim. Bildiğiniz gibi orada ben kendim her hafta markete gidiyordum ve marketten yiyeceklerimi alıyordum. Aynı zamanda dışarı çıktığımda işte kahve e, yiyecek tarzı şeyler de alıyordum kendime onlarda da toplam harcaman 1400 dolar. Bunlar hep kendi banka hesabımda tuttuğum için o banka hesabından sağlamasını yapıyorum. E giyim ve hediye kısmında Türkiye'ye dönerken ve orada kendime aldığım şeyler toplamda 1100 dolar olmuş. elektronik kısmında da tabii şeyler aldım. Sadece bu giyim kısmında 1100 dolar. Elektronik kısmına ayrıca değiniyorum. Elektronik kısmında da 1645 dolarlık bir harcama yaptım. İşte bunun içini e, Google Home, e, şu anda çekim yaptığım Canon EOS MLI e, kamera, e, akıllı saatim fosil gibi gibi ufak tefek akıllı ev sistemleri de dahil bu 1645 dolara. Telefonu ayrı olarak hesapladım. Şu an elinde görmüş olduğunuz iPhone 11 Pro, e, bunu ben New York'tan aldığım için 1250 dolara geldi. Kendi yaşadığım eyaletten almış olsaydım. E, vergi indirimi olacaktı. Yani aslında vergi olmayacaktı. Daha ucuz alabilecektim ama e, ben New York'tan aldığım için 1250 dolara geldi. Travel kısmında da toplamda 1500 dolar harcadım. E, bu e, az da olabilir, biraz fazla da olabilir. Travel kısmının tam harcamasını çıkartamadım ama e, üstün köre hesapladığımda toplamda travel kısmında 1500 dolar harcadım. E, bana geriye kalan para ise Toplam 1500 dolar oldu. Yani şöyle söyleyeyim aslında kısır altıyla 1465 dolarla geri dönmüş oldum ben. Bana sorulan soruların e, fazlaca kısmı ne kadar kazandım ve ne kadarla geri döndün oluyordu. E, bu video ile birlikte e, bunları da aslında hesaplamış olduk ve geri dönen parayı öğrenmiş oldunuz. Tabii benim yanında getirdiğim paraya bakarak e, Work and Travel'da bir hesap yapmayın çünkü ben fazla harcadım. Ee, elektronik kısmında 1645 dolar, giyim kısmında 1100 dolar, e, travel kısmında 1500 dolar, işte yiyecek market harcamasında 1400 dolar gibi e, paralar harcadım. Bunları aslında siz minimum seviyeye çekerek e, daha fazla yanınızda para getirebilirsiniz. E, ben mesela telefona 1250 dolar verdim, 500 doları da telefon alabilirdim ki aldım sonra sattım. Ama 500 dolarlık telefonla da getirip. Buna da dönebilirdim 1645 dolara e, Elektronik eşya almazdım da işte 600 dolara e, elektronik eşya alırdım 1000 dolar save etmiş olurdum e, Market harcamamı daha az yapardım 1400 dolar değil de Atıyorum 800 dolarla e, Kapatabilirdim bunu Ve bunların hepsi bana aslında e, Geriye getireceğim paraya ekleme olacaktı e, Tabii ben bir kere gittim ve her istediğimi almak istedim. Markete gittiğimde yine her istediğimi aldım. Elektronik kısmında bildiğiniz gibi zaten ben teknoloji editörüyüm. Elektronik kısmında da her istediğimi almak istedim. Çünkü şöyle bir durum var. Amerika ile Bur arasında elektronik fiyatları çok farklı. Burada aşırı pahalı olan akıllı ev sistemleri Amerika'da çok ucuz geldi ve Aldım, SSD'ler aldım bilgisayarlarıma, tüm bilgisayarlarımı SSD ile e, yükselttim. İşte Macbook Pro, e, pardon Macbook Air aldım. E, telefonla uyumlu olması amacıyla. İşte Google Home aldım akıllı ev sistemleri için. Gibi gibi ben aslında tamamen kendime e, uygun alışverişler yaptım ve almak istediğim şeyleri aldım. Bunları harcamadan e, 10.000-30 dolar kazanıp e, 6.000'le de geri dönebilirdiniz ya da 5000'le de geri dönebilirdiniz, 4000'le de dönebilirdiniz. Sadece travel yaparak dönseniz, benim gibi 1500 dolar harcasanız yine 6000 ya da 7000 dolarla rahatlıkla geri dönebilirdim ben ve siz de dönebilirsiniz. Yani buradan çıkarmanız gereken tamamen her şey size bağlı. Eğer alışverişi fazla yaparsanız, travel kısmında fazla para harcarsanız daha az parayla geri dönersiniz ama Ortalama Amerika'da kazandığım para yani work and travel boyunca kazandığım para 10 bin dolarla işte 11 bin dolar ya da 8 bin dolarla 11 bin dolar arası desem daha iyi olur. Değişiyor. Ee, tamamen aslında size kalmış bir durum. Bu videoyla birlikte ne kadar kazandığımı e, sizlere açıklamış oldum. Sözünü de verdiğim videoyu çekmiş oldum aslında. Ee, siz de e, yorumlar kısmından bana görüşlerinizi iletebilirsiniz e, Videoyu beğendiyseniz beğenip e, kanalıma abone olabilirsiniz Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın